başlattığı emek, ekmek, özgürlük ve adalet mücadelesiyle yok sayılanların sesi olan, yeni bir umuda kapı aralayan, 2. yüzyılın yeni lideri, Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Sayın Özgür Özel salonumuza teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine sizler adına hoş geldiniz diyoruz genel başkanımız beraberinde. Önceki dönem genel başkanlarımız Sayın Murat Karayalçın, Sayın Altan Öymen ve Sayın Hikmet Çetin salonumuza teşrif etmişlerdir. Kendilerine sizler adına hoş geldiniz diyoruz. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Özeldir herkes bu evde, yerelde iktidar, sıra genelde. Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi, ikinci yüzyılda daha gür sesi. Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi, ikinci yüzyılda daha gür sesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Özgürdür, özeldir herkes bu evde. Yerelde iktidar, sıra genelde. Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi, İkinci yüzyılda daha gür sesi. Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi, İkinci yüzyılda daha gür sesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Programımızı başlatmak üzere sizleri yerlerinize davet ediyoruz. Lütfen.
Çok teşekkür ediyoruz değerli basın mensuplarımız. Programımızı başlatmak üzere sizleri yerlerinize davet ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, programımızı başlatmak üzere sizleri yerlerinize davet ediyoruz. Bir kez daha rica ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, değerli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kıymetli delegelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, saygıdeğer konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'na hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, kurultayımızın başlaması için hazirun listemizde yeterli sayıda imza alınmıştır. İmza atmamış olan delegelerimiz için bir kez daha hatırlatmak isteriz. Değerli konuklar, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 20. olağanüstü kurultay gündeminin birinci maddesi gereği Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kurultay açılışını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. 4 Eylül günü Sivas'ta açılışını yaptığımız 2. Yüzyıl Değişim Kurultayımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanlarım, müsaadenizle gündemimizin birinci maddesinin gereğince açılışımızı gerçekleştirmek istiyorum. Toplantı yeter sayımız, kurultay yeter sayımız sağlandı. Neredeyse Türkiye'den seçilen tüm delegelerimizin katılımıyla, büyük bir coşkuyla bugün Ankara'dayız. Ve şimdi sizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, hayatta olmayan genel başkanlarımız, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadele şehitlerine kadar tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanlarım, değerli delegelerimiz, elimde tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca verilmiş ve yeterli imzaya sahip bir önerge var. Okuyarak oylarınıza sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultayına, biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, 20. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanlığına Sayın Gökhan Zeybe'yi öneriyoruz. Saygılarımızla. Altında yeterli imza var. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, kurultayımızın saygıdeğer üyeleri, konuklarımız, basın emekçileri, hanımefendiler, beyefendiler, kurultayımızı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 2. yüzyıl değişim kurultayımızda divan başkanlığında şahsıma gösterdiğiniz güven için 38. olan kurultayımızda parti meclisine seçilmemde verdiğiniz katkı ve destekler için sayın kurultay delegelerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında çıkan değişim iradesi 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetim seçimlerinde baba ocağı partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmıştır. Seçime girdiğimiz 1142 seçim çevresindeki tüm adaylarımızı, özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı, özverili çalışmalarından dolayı 81 il başkanımızı, 967 ilçe başkanımızı, 412 seçilmiş belediye başkanımızı ve tüm örgütümüzü başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum. Yerel seçimlerde 14 büyükşehir, 21 il, 315 ilçe, 62 belde belediyesi kazanarak büyük bir sorumluluk ile iktidarı hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Kurultayımız 31 Mart 2024 seçimlerinde %38 oyla Türkiye'nin birinci partisi olan, ikinci yüzyılda değişimi hedef alan partimizin bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirdiği olağanüstü bir tüzük kurultayıdır. Hepinizin huzurunda bize güvenen aziz milletimize ve değişim iradesiyle partimize liderlik eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, özellikle teşekkür ediyorum. İkinci yüzyıl değişim kurultayında pek çok konu başlığını görüşeceğiz. Birleşerek, dayanışma duygularını geliştirerek kurultay salonundan birlikte omuz omuza güçlenerek çıkacağız. İşimiz gücümüz çalışmak, işimiz gücümüz belediye, işimiz gücümüz Türkiye dedik. Rengimiz kırmızı beyaz, ittifakımız Türkiye ittifakı dedik. Değerli halkımızın desteğini aldık. 20. olağanüstü tüzük kurultayımızda parti meclisimizin, 81 il başkanımızın, milletvekillerimizin ve 10 binden fazla üyemizin görüş ve düşünceleri süzgeçten geçirilerek nihai olarak tüm il başkanlarımızın uzlaşısı ile ortak bir metin olarak kurultayımıza sunulmuştur. Görüş ve düşüncelerinizi dinleyeceğiz. Siz değerli kurultay delegelerimizin sonunda onayına sunacağız.
Saygıdeğer Hazirun, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi ile başlayan ilk kurultayımızın halkçı ve devrimci ruhuyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını aydınlatacak vizyonumuzla değişim kurultayını gerçekleştiriyoruz. Canı yürekten inanıyorum ki bu salondan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet Halk Partimiz el birliğiyle iktidara taşıyacağız. İkinci yüzyıl değişim kurultayımızın öncelikle ülkemize, halkımıza ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz açık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kurultayı saygıyla selamlıyorum. İki tane önergemiz vardır. Başka da önerge olmadığına göre okuyup oylarınıza sunacağım. Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultay Başkanlığı'na. Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Kurul üyelikleri için aşağıdaki isimleri öneriyoruz. Başkan Yardımcısı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurultay Delegesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkan Yardımcısı Saniye Barut, Kurultay Delegesi Parti Meclis Üyesi. Yazman Ali Gökçek, Kurultay Delegesi İstanbul Milletvekili. Yazman Sevinç Yazgan, Kurultay Delegesi Uşak İl Başkanı. Yazman Dilek İlke Karabacak, Kurultay Delegesi Kastamonu İl Başkanı. Yazman Gökhan Şenyürek, Kurultay Delegesi Giresun İl Başkanı. Yazman Onur Yüksek Bozda, Kurultay Delegesi Kırıkkale İl Başkanı. Ve Yazman Onur Ulutdaşdemir, Kurultay Delegesi Kars İl Başkanı. Başka da önerge olmadığına göre önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir başka önergeyi oylarınıza sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultay Başkanlığı'na. Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, bu değil. Evet. Seçilmiş arkadaşlarımızı ben divandaki yerlerine davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli Genel Başkanlarım, Sayın Genel Başkanımızın açış konuşmasından önce sunucu arkadaşımız sevgili Çağla Işık bize son 10 ayda neler yaşadık, bize bir hatırlatsın, unutamayacağımız son 10 ayın hikayesini sizlere izletmek istiyoruz. Sayın Divan Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, ümitsiz, çaresiz ve kimsesiz hisseden tüm yurttaşlarımızın derdine derman olabilmek için başlattı yolculuğunu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde Türkiye'yi yoran kutuplaştırma siyasetine son verebilmek adına partimiz, büyüyen umutlarla birlikte ülkemizde değişimi başlattı. Niye kazanmak zorundayız? Çünkü bizim akşam evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Çünkü bizim ülkeyi terk etmeyi düşünen, bavullarını kafasında toplamış, gitmek istiyorum diyen güzelim gençlerimize borcumuz var. Çünkü bizim mavi, beyaz, gri yakalı emekçilerimize borçlarımız var. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte bu ülkede yaşamanın nasıl olacağını endişeyle bekleyen, gelecekten kaygı duyanlara borcumuz var. Atanamayan öğretmenlere, taşeron işçilere, 10 bin liraya geçim mücadelesi veren emekliye, açlık sınırında yaşayan emekçilere borcumuz var. Bizim bu ülke için toprağa düşen şehitlerimize, açta açıkta bırakılan depremzedelere
Atatürk emanet etmiştir ki kimsesizlerin kimsesiyiz, hepsine birden borcumuz var. Bunun için çalışmak ve iktidar olmak zorundayız. Umutsuzlar kaybeder, umudu olan kazanır. Kutuplaştırılmış, yoksullaştırılmış, hakları ve özgürlükleri kısıtlanmış bir topluma yeniden umut olma sorumluluğu ve göreviyle Cumhuriyet Halk Partisi, fabrikadaki emekçisiyle, emeklisiyle, sokaktaki simitçisiyle, evindeki dar gelirlisiyle, okul yolundaki öğrencisiyle, sınıfına kavuşmak için gün sayan öğretmenleriyle, mavi beyaz yakalısıyla, üreticisiyle, tüketicisiyle Türkiye İttifakı'nı kurdu. Şimdi Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı zamanı. Başının üstündeki cam tavana inandıysan, ben 25'im, daha çok olmuyor, olmadı, olmayacak dersen, işte Tayyip Erdoğan seçimi o zaman kazanır. Yoksuluna, işsizine, çalışanına, güvencesizine, kimsesizine dokunabilirsen, işte Tayyip Erdoğan'ın dokunamadığı, onun kesip ittirdiği, kalktığı tarafta, senin değdiğin yerde emin ol, iktidar var, halkın iktidarı var. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz, Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Türkiye İttifakı 10 bin lirayla geçinemeyen emeklinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hakkını alamayan, borcunu ödeyemeyen çiftçinin, alın terinin karşılığını alamayan işçinin, iş bulamayan gençlerin, Tayyip Bey'in atamadığı öğretmenlerin ittifakıdır. Türkiye İttifakı Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı ve Denizli'yi kazanacaktır. Öğrenilmiş çaresizliklere aldırış etmeyen, partinin tepesinde bulunduğuna inanılan cam tavanı kırmak isteyen kadrolar, meydan meydan büyüttükleri Türkiye İttifakı'yla Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkımızın en yüksek oylarıyla Türkiye'nin birinci partisi yaptı ve cam tavan tuzla buz oldu. Şu an itibariyle yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize demokrasi hayırlı olsun. 2024 haritasındaki kırmızıyı şöyle bir bak tanımlayabilir misin? Bak, neredeyse Türkiye'nin büyük bir bölümü artık kırmızı, yani CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor şimdi. Peki. AK Parti'nin turuncu haritası gitmiş. Bir dakika. Evet. İsmail, ne diyorsun bu haritaya? Ya bu harita 25 yıldır olmayan bir harita. Şu an işte sandıkların açılma oranı %38, birçok yerde belki sonuca ilişkin bir takım veriler oluşmuş olabilir. Sonuç olarak seçim sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. İşte Türkiye genelinde gördüğümüz manzara şu. Bu seçim tamamen bir genel seçim psikolojisinde davrandığını görüyoruz seçmenin. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var demiştim. Onlara sürprizim 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olmasıdır. CHP artık başının üzerindeki görülmez %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. Kırmızı! Kırmızı! Mart gecesi Türkiye'yi kırmızıya boyayan, seçim başarısının en büyük mimarı, bu partinin isimsiz kahramanları olan emekçileri
ve 47 yıldır bu parti için karşılıksız emek veren tüm yurttaşlarıdır. Selam olsun. Değerli konuklar, 31 Mart gecesini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den dinleyelim. Bugün 81 ilimizde sandık başına giderek oylarıyla demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, görev alan sandık kurulu üyelerine, müşahitlerine, gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Var gücüyle bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren bu örgütün isimsiz kahramanlarına, sabah erkenden kalkıp parti binasını açanlara, birazdan gelirler diye çayı koyanlara, direklere bayrak asanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara, hepsine, bütün parti emekçilerine, baba evinin bekçilerine, çorbasını kaynatanlara, bacası tütsün diye odun çekip ocağa taşıyanlara, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne teşekkür ediyorum. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır. Büyük bir birlikteliği kuran Türkiye İttifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Yok sayılan ve çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. Hayalleri kırılan gençler yeni bir umuda tutunarak sandığa koşmuşlardır. Atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları, emeklilikte adalet isteyenler kazanmıştır. Sorunlarıyla boğuşan üreticiler, çiftçiler, hayvancılar, arıcılar, balıkçılar kazanmıştır. Beyaz, mavi ve gri yakalı emeği sömürülen emekçiler kazanmıştır. Türkiye'yi biz ve onlar diye bölmeye çalışanlar kaybetmiştir. Biz bölünmeyiz, bir ve bütünüz, ötekinin hakkını kendi hakkım kadar çok savunurum diyenler kazanmıştır. Bunu en çok da %80'e varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Onlar bu ülkeden ümidi kestiler, bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler denen gençler bir seçim daha beklemeye karar vermişler. Artık az değiliz, daha çoğuz. Yarın daha da çok olacağız. Bugün hep birlikte kazandık, ülkemizin geleceğini hep birlikte kuracağız. Yeni başlıyoruz. Yeni bir mücadele başlatıldı. Meydanlar da bizim, sokaklar da bizim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinin hemen ardından iktidar yürüyüşümüz için daha da fazla çalışmaya koyulduk. Kentlerde, köylerde yurttaşlarımızla buluşmak, sorunları konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Şimdi iktidar yürüyüşümüzün videosunu seyredeceğiz. Yeni başlıyoruz. Bu mücadeleyi başlatıyoruz. Buradan sonra nereye çağrılırsa koşa koşa gitmeye, meydanları doldurmaya, sokakları arşınlamaya, aşındırmaya ve hakkımızı almaya ant içiyoruz. Biz tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde sırtınıza konan yük, ilk genel seçimlerini bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kazanıp ikinci yüzyılın yine ilk 20 yılında Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine, kuruluş hedeflerine uygun olarak bu ülkenin yeniden kurtarılması, demokrasinin yeniden kurulması, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve vasiyetin yerine gelmesidir. Muasır medeniyetler yakalanacak ve geçilecektir. Sorumluluk sizin sırtınızda. Hadi ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın.
bir yanından halkımızın sesini duyduk, duyurduk. İşçilerin, çiftçilerin, emeklilerin sesi artan geçim sıkıntısı ve adalet talepleriyle her zamankinden daha güçlü. O sesi duyurmak da bizim görevimiz. O Karadeniz'in, Rize'nin mert insanları, Tekirdağ'ın, Trakya'nın güzel insanları, güzel Giresun, değerli hemşehrilerim, güzel Gaziantep'in çalışkan insanları, alnının terini toprağa damlatanlar, o topraktan bereket fışkırtanlar, o bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını kazananlar, haramdan ve yalandan korkan çalışkan insanlar, üreticilerin haykırı kırışları hep kulağımızda. Ben onları duyuyorum. Toprak vatanımız, tarım ekmeğimiz. Biz eskiden kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken şimdi avucunu dışarıya açmış bir ülke haline geldik. Derdi sen çekeceksin, doluyu sen yiyeceksin, yağmurda sen ıslanacaksın, rüzgarda sen titreyeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle ama yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun. Bugünlerde birilerinin köylüye al ananı da git demesine bak. Bakmayın, köylü milletin efendisidir. Benim derdim Rize'deki çaycı, Manisa'daki üzümcü, Antep'teki fıstıkçıdır. Çukurova'daki pamukçuyu, Konya'daki buğday üreticisini, Tekirdağ'daki ayçiçek üreticisini bırakıp da sizin peşinize düşeceklere yazıklar olsun. Ben milletin yanındayım. Üzülmeyin, elbette var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Artık geri dönüş yok. Cumhuriyet Halk Partisi buradaki kadrolarla iktidara yürüyor. O zaman bir kez daha diyoruz ki elbette var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli konuklar, şimdi sözü divanımıza bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli kurultay üyelerimiz. Kurultay akışımızda açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımıza söz vereceğiz. Bir duyuru yapmak istiyorum. Tüzük kurultayımızla ilgili maddelerle ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız öğle arasında divanımıza dilekçelerini, önergelerini, konuşma taleplerini iletebilirler. Şimdi 2. yüzyıl değişim iddiasıyla yola çıkan 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Merhaba, memleketin dört bir yanında altı oklu bayrağı göndere çekenlere, onu orada tutanlara merhaba. 81 ilde 973 ilçede baba ocağının kapısını açık tutanlara, 14 yıldır yaptığım gibi 10 aylık genel başkanlığımda da gittiğim her ilçede, her ilde olağanüstü bir engel, olağanüstü bir mani yoksa örgütümüze uğradım. Girdiğim her ilçede ve il başkanlığında mutlaka önce onları yanıma çağırdım. Baba ocağını erkenden açıp
çayı koyanlara, çorbayı kaynatıp bacayı tüttürenlere, birazdan gelirler deyip bizi bekleyenlere, bu örgütün emekçilerine merhaba. Yarım asırdır iktidar yüzü görmeden, menfaati çıkarı olmadan bu partiyi omuzunda taşıyan vefakar ve cefakar örgütümüze merhaba. Kendine, partisine, öz gücüne inanan, kısa zamanda büyük işler başaran, kırılmaz denen %25'lik cam tavanı tuzla buz eden başkanlarıma, delegelerime, belediye başkanlarıma, meclis üyelerine, tüm üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarına, Atatürk'ün askerlerine merhaba. 47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranları başına geçip izlemekte olan milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. 31 Mart'ta partimize oy veren, umudunu bize bağlayan 4 milyondan fazla yeni seçmenimize merhaba. Rengini ay yıldızlı al bayraktan alan, siyasi partilerle değil, milletin gönlünde kurulan Türkiye İttifakı'na inananlara, aslan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına, Türkiye İttifakı'na merhaba. Bugün burada bize başarıyı getiren değişim anlayışını partimizin yazılı belgelerine yansıtmak, daha demokrat, daha ilerici bir tüzüğü yapmak ve partimizin iktidar programının çalışmalarını başlatmak üzere bir araya geldik. İkinci yüzyıl değişim kurultayına 81 ilden, tüm ilçelerimizden koşup gelen tüm yol arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam bir yıl önceydi. 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimlerde çok istediğimiz, çok çalıştığımız, çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda siyasetten uzaklaşmaya ve büyük bir umutsuzluk dalgasına dönüşen bir ruh hali vardı. Hepimiz gözlerine baktık, gençlerin gözündeki fer sönmüştü. Büyüklerimizin omuzları düşmüştü. Yaşlılarımız Türkiye'de iktidar göremeyecek miyiz derken, gençler biz bu ülkede hayal kuramayacak mıyız, artık bu ülkede yaşayamayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu. Oturduk, konuştuk, tartıştık. Hep birlikte bir yol açmak, yeni bir yol almak için yola çıktık. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık, davranmadık. Ve büyük bir değişimi gerekli görerek şunu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, bizim kurultaylarımız liderlerden talimat alan kurultaylar değildir. Bizim kurultaylarımız liderlere, kadrolara talimat verirler, görev verirler. Değişim kurultayımızın açılışını 4 Eylül'de geçtiğimiz günlerde hep birlikte Sivas'ta yaptık. Sivas Kongresi bizim Atatürk'ün tespitiyle ilk kongremizdir, ilk kurultayımızdır. Sivas Kongresi bizlere mandayı ve himayeyi reddetme, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme ve yeni bir ülke, yeni bir demokrasi kurma görevi vermişti. 1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel başkan seçmiş, ona ve kadrolarına partimizi işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşturma, sosyal demokrasiyi
iktidar yapma görevi vermişti. Bu görevi kurultaydan aldılar ve 1970'lerde girdikleri 4 seçimden, ikisi genel, ikisi yerel, 4 seçimden de partimizi birinci parti olarak çıkarmayı başardılar. Geçen yıl 4-5 katım kurultayımız ise bizlere önce yerel seçimlerde, ardından genel seçimlerde partimizi birinci yapma, iktidar yapma görevini vermiştir. Kurultayımızın hemen ardından yaş ortalaması 43 olan gençlerle tecrübeyi bir araya getirdiğimiz parti meclisimizde çalışmaya başladık. Yaş ortalaması 46 olan bir merkez yönetim kurulu oluşturduk. İki kurulun da yaş ortalaması benden düşüktür. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki kurulda da siyaset tecrübeleri, akademik tecrübeleri ve yaşları benden yüksek, fevkalade değerli isimler vardır. Onlarla birlikte olmanın da güvenini duyuyorum. İdari MYK ve Gölge Kabine adında iki yapıdan oluşan 24 kişilik bir merkez yönetim kurulu belirledik. Tüm bakanlıklara denk, onları takip edecek, politika üretecek, kadın erkek eşit temsiline dayalı bir gölge kabine oluşturduk. Gölge kabine iktidarda bulunan partinin kabinedeki tüm bakanlarının karşısına onları izleyecek, eleştirecek, doğru yönlendirmelerde bulunacak ve millete dönüp biz olsak böyle değil, böyle yapardık, bu sorunları yaşamazdık. Biz geldiğimizde bizim yol haritamız, siyasetimiz bu da diyecek bakanlardan oluşuyor. Malum Sayın Erdoğan'ın kabinesi 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısı 18 kişiden oluşmaktadır. Biz de her birisine karşı görevlendirmelerimizi yaptık. Aramızda bir fark var. Sayın Erdoğan'ın 18 kişilik kabinesinde bir tek kadın vardır ve aileden sorumludur. Yani o kıymetli bakanımıza da sen aileden sorumlusun, aileyle ilgileneceksin demekte. AK Parti'deki, Türkiye'deki tüm kadın siyasetçilere ve açık söylemek lazım ki aslında az da oylarını almadığı çok sayıda kadına şunu demektedir. Sizin yeriniz ailedir, evdir, çocuk büyütmek, engelliye bakmaktır. Siz dış politikadan anlamazsınız. İç işleri sizin işiniz değildir. Kültür sanata biz bakacağız, ekonomiyi biz yöneteceğiz. Bu ülkede yerel yönetimlerle ilgili bir karar alınacaksa onu da biz alacağız. Bir hak ihlali iddia ediliyorsa ona da biz yanıt vereceğiz. Adliyeyi de biz yöneteceğiz, mülkiyeyi de biz yöneteceğiz. Ama asla ve asla unuttukları ve bizim unutmamamız gereken bir şey var ki bu ülkenin kuruluş kodlarında, bu ülkenin kurucu kadrolarının zihinlerinde bu yoktu. Bu olsaydı şu anda dünyanın ileri gitmiş demokrasisiyle övünen ülkeleri ağzına alamazken Latife Hanım yanında kadın haklarının konuşulması, o ülkeler 40 yıl bekleyecekken kadına önce yerel sonra genel seçimlerde seçme seçilme hakkının o olanağın tanınması ve hem toplum yaşamına hem siyaset yaşamında kadınların önünün açılması, belki bugün ülkeyi yönetenler idrak edemez ama bu ülkenin kuruluş kodlarında, kurucu kadrolarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en ilerici bakış açısında vardı. Bunun bilinciyle Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü gölge kabinesinde olduğu gibi yarın kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneteceği kabinesinde de eşit temsile, kadın erkek eşitliğine yer verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aktif bir dış politika yürütmeye söz verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlayarak Bosna Hersek, Romanya, Fransa, Almanya, İspanya başta olmak üzere bu 10 ayda 10 yurt dışı seyahatte partimizin uluslararası ilişkilerini geliştirmeye
güçlendirmeye, köklendirmeye gayret sarf ettik. İspanya'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in başkanlık ettiği Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı görevine seçildim. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz söylemini her fırsatta ifade ettim, tekrar ettim ve gereğini yaptım. Tüm yurt dışı temaslarımızda ekibimizle birlikte Türkiye'nin menfaatlerini savunduk, Gazze'deki zulmü gündeme getirdik. Gazze'deki zulme karşı 120 siyasi akrabamızı, ki bunların 24 tanesi yönettikleri ülkede iktidardadırlar, onlara İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında durmalarını, Filistin'i tanımalarını yazdığım mektupla bildirdim, bu talepte bulundum. Ayrıca gerek Alman Sosyal Demokratların Kongresi'nde, gerek Avrupa Sosyalist Partisi'nin Başkanlar Divanı toplantılarında, gerekse yurt dışında önümde bulduğum her kürsüde, elime aldığım her mikrofonda Filistin davasını, Filistin'in haklı davasını savundum. Çünkü Filistin'in haklı davasını savunmak, Yasser Arafat'la Bülent Ecevit'in kurduğu ilişki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1970'lerden beri gelen tutarlı, kararlı, dirayetli tutumunu sahiplenmektir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasını sahiplenmektir. Sivil toplumla, sendikalarla, meslek örgütleriyle daha çok temas kuran bir Cumhuriyet Halk Partisi olmalı demiştik. İşçi temsilcileriyle, işçi sendikalarıyla, işveren temsilcileriyle daha çok temas ettik. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun vergide adalet eylemine İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdükleri her ilde örgütlerimizle eşlik ettik. Ankara'da karşıladık ve ben ve bütün yöneticilerim mitinge kadar diske eşlik edip o önemli mitingi birlikte gerçekleştirdik. 1 Mayıs'ta işçi örgütlerinin yanında olduk. Nerede bir sivil toplum örgütü, nerede bir meslek kuruluşu sesini yükseltiyorsa o sesi ilk biz duyduk, o sese ilk biz ses verdik, yanlarında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bunun karşılığında bu süreç, bu örgütlerle Cumhuriyet Halk Partisi arasında var olan ilişkileri çok daha kuvvetlendirdi ve farklı platformlar geliştirerek bir araya geldik, onlara güç verdik, onlardan güç aldık. Onlar da eğitim mitingimize, emekli mitingimize, emek mitingimize ve yurdun dört bir yanında yaptığımız, vatandaşımızın sesini duyduğumuz, duyurduğumuz mitinglerimize geldiler, katıldılar, katkı sağladılar. Yerel seçimler yaklaşırken ve araştırmalarda partimizin ivme yakaladığı ortaya çıkmışken morallerimizi ve birliğimizi bozmak isteyenler oldu. Sözüm bu meclisten dışarı. Partimizin yerel seçimlerdeki başarısızlığı üzerinden kendilerine kariyer hesabı yapmaya heves edenler oldu. Karşımızdaki iktidarın gayeleriyle paralel olan bu çabalara, biz bunların hiçbirini bu örgütte görmedik ki, bir damla alın terlerini bu partiye damlatmamışlar ki, her zaman karşımızda olmuş, alay etmişler, şimdi gelmiş Cumhuriyet Halk Partili oluvermişler diyerek o kıvalya şövalyelerini, o Twitter kahramanlarını ve partimizi paçasından aşağı çekmeye çalışanları o çukurda bıraktık, yolumuza baktık. Ancak önümüzde iki risk vardı. İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi ile tartışma, kavga etme, gerilme ve kutuplaşma siyasetini bir taktik ve strateji olarak sürdürdüğünü ve arttırarak devam ettirmek istediğini gördük, hep beraber gördük. Bunlara karşı kulak asmadık. Dedik ki sizinle kavga etmeyeceğiz. Bir kavga edeceksek emekli için edeceğiz.
emekçi için edeceğiz. Çiftçiler, esnaflar için, öğrenciler için, gençler için, yoksullar için edeceğiz. Ama sizin suni gündeminizin peşine takılmayacak, bu seçimi yerel seçim olmaktan çıkarmayacak, bu seçimdeki birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarımızın kendilerini ifade etmelerinin, daha önceki dönemde yaptıkları muhteşem işlerin gölgelenmesine asla izin vermeyecek. Burada bir kavgaya girişip de yerelde bir kutuplaşma yaratarak son derece liyakatli, son derece yetenekli, birbirinden temiz, pırıl pırıl belediye başkan adaylarımızın sizinkilerle kantara çıkmasından duyduğunuz endişeyi görmezden gelmeyeceğiz dedik. Böyle yaptık ve asla ve asla onların suni gündeminin peşine takılmadık, hakaretlerini duymadık, hak etseler dahi cevaplarını vermedik, ya sonraya bıraktık ya tamamen unuttuk. İkinci tehlike ise eski dostlarımızın benzer yaklaşımları oldu. Öyle şeyler duyduk ki orada verilecek cevap aslında oluşturmaya çalıştığımız ittifak siyasetinin ve özellikle Türkiye ittifakının temellerini bombalamaya yönelikti. Görmedik, duymadık, çok sıkıştığımızda, çok zorlandığımızda cevap verdik. Canınız sağ olsun dedik. Başka hiçbir şey söylemedik. Bu partimiz 2018, 2019 ve 2023 seçimlerine ittifakla gitti. 2024'ün de ittifaksız kazanılmayacağına inananlar çoktu. Bize oturun anlaşın, ittifaksız kaybedersiniz diyorlardı. Daha çok zorlayın, ittifak olmazsa felaket geliyor diyorlardı. İttifakı reddeden parti olmadık. Sırf ittifakı reddeden parti olmadığımız gibi ittifak arayışlarıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Bunun milletimiz tarafından görünür olmasını da sağladık. Ama sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermedik, olmayacak tekliflere evet demedik. Bu örgütün hakkını, bu milletin hakkını veya herhangi bir belediye başkanımızın hakkını kimseye yedirmedik. Ve biz ittifakın partilerle değil, milletin kendisiyle yapılması gerektiğini gördük. Partilerle yapılamayacağını, bu zorlamanın sonuç almayacağını, alsa da sonunda bir felaket yaratma noktasına savrulacağını gördük. O yüzden milletin kendisiyle yapılacak bir ittifakın çok daha kıymetli olduğuna inandık. Seçmenlerimizi de inandırdık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı'nı hep birlikte meydan meydan büyüttük. Biz Türkiye İttifakı dedik, Rize'de Rize İttifakı'nı duyduk. Biz Türkiye İttifakı dedik, Aydın'da Aydın İttifakı'nı duyduk. Sinop'ta, Mersin'de, Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da herkes şehirlerin ittifakını, Türkiye ittifakını ve bu ittifakı oluşturanların gerçek vatanseverler olduğunu, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, Türk milli takımı kazanınca birlikte sevinen, filenin sultanları şampiyon olunca İstiklal Marşı'nı birlikte söyleyen, hatta ağlamaktan söyleyemeyenlerin ittifakı Türkiye İttifakı oldu. O ittifakı hep birlikte sahiplendik, hep birlikte büyüttük ve bu büyük başarıyı biz tek başımıza değil, milletimizle birlikte, Türkiye İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte elde ettik. Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken üç güce inandık. Kadınların gücü, gençlerin gücü ve bilimin gücü. Ön seçim talep eden hiçbir örgütümüzün talebini geri çevirmedik. 890 noktada ön seçim yapılabilir diye örgütlerimize bildirimde bulunduk. 199 noktada ön seçim yaptık. 106 mitingde sadece ve sadece halkın gündemini konuştuk. Emeklileri, emekçileri, çiftçileri
ve başka ülkelerde hayal kurmaya mecbur bırakılan gençleri anlattık. Tüm bu mücadelenin sonunda ittifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. 47 yıl sonra partimizi %38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Millet 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yarattı ve bizlere ağır bir sorumluluk yükledi. Tarihi bir kredi açtı. Şüphesiz bu kredi geçmişte harcadıklarını kapat diye ya da al da harca diye verilen bir tüketici kredisi değildir, tüketilmemelidir. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen Türkiye'nin geleceğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine yatırım yapmıştır. Seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünyadaki birçok devletten büyük şehirlerimizin ekonomilerine emanet etmiş, yönettiniz, memnunuz, yeniden yönettiniz demiştir. Pek çok büyük şehri ise bize artık bıktık, artık biraz da Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin, adil, çalışkan, dürüst, şeffaf CHP belediyeciliği benim kentime de gelsin diye bize emanet etmiştir. Bu yüzden bizim 412 kıymetli belediye başkanımızın, başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere her birinin cebindeki, elindeki, çantasındaki anahtar ne belediyenin kapısının, ne kasasının, ne şehrin altın anahtarıdır. Ellerindeki anahtar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapacak olan anahtardır. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Biz yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık. Kaybettiğimiz bir seçimden sonra sokaktaki gencin gözünün ferinden yola çıkanlar sokağın sesini duymadan siyaset yapamazlardı. Yerel seçimlerde sokak ne diyorsa onu dinledik. Anketlere güvendik. 355 bin tekil anketle başkan belirledik. 355 bin tekil anketle önce memnuniyet anketleri yaptık. Memnuniyetin riskli olduğu yerlerde adaylara anket yaptık. Adayları belirledik. Ardından 255 bin anketle adayları sahada takip ettik. Seçimlerine bir ay kala, 20 gün kala, 10 gün kala adaylarımıza durumlarını mahalle mahalle, cinsiyetlere göre, yaş gruplarına göre, seçmenin kendini tanımlamasına göre hangi seçmen grubunda ne durumda olduğunu, nerede daha fazla zaman kaybetmemesini, nereye kendisini daha iyi ifade etmesi gerektiğini gösteren yönlendirici ve tamamen bilimsel çalışmalarımızı belediye başkanlarımızla, adaylarımızla paylaştık. 31 Mart öncesi bize başarı getiren doğrulara sahip çıktık, yanlışlarımızdan uzak durduk. Geçmişte %1'in altında ayrılan ölçme değerlendirme bütçesini bu seçimlerde %20'ye yakın bir rakamla kullandık. Biraz önce il başkanlarımızın madem ki bir yerel seçim zaferi kazanıldı, bu zaferin örgütteki karşılığı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır diye hepsinin imzasıyla önerilen ve oy birliğiyle bu göreve seçilen Gökhan Zeybek başta olmak üzere örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız şahsında tüm il ve ilçe başkanlarına, genel sekreterimiz şahsında merkezi ve yereldeki tüm örgütlenmemize ve kendi alanlarında hiçbir noktayı boş bırakmadan büyük bir gayretle çalışan genel başkan yardımcılarımıza ve çok kısıtlı bir bütçeyi çok efektif bir şekilde kullanan değerli saymanımıza
bu büyük başarıya yapmış oldukları katkılar için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca bu seçimde aday gösterilip parti değiştirenler eskisi gibi başka partilerde yer alıp da bize seçim kaybettirecek potansiyeli yakalayamadılar. Bu konuda seçim ve hukuk işlerinin bir partiden aday olan bir kişinin aday gösterilmediğinde başka partiye geçmesi durumuna yönelik kanundaki yasakların arkasından dolanılmasına büyük bir dirayet ve emekle engel olması bu başarıda çok kıymetlidir. Bu seçimde aday gösterilmediği halde ertesi sabah seçim bütçesini aday gösterilen arkadaşına teslim edenler, girdirdiği aracını sabah erken saatte benim resmimi sök, başkanınkini tak deyip kendi kişisel aracıyla 60 gün kampanya yapanlar oldu. Geçmişten bugüne bu örgüte emek veren, ihanet etmeyen, kişisel beklentileri boşa çıksa da o dakika partililik bilinciyle partiye sahip çıkan, aday gösterilmeyen ama adaydan çok çalışan bu partinin gerçek kahramanlarına da bu salondan kocaman bir alkış gönderiyoruz. Aday gösterilmeyince televizyonlara konuşanlar, aday gösterilmeyince istifa edip gidenler, partide kalıp da soğuk yapanlar, belediye başkan adayının yanına varmayanlar tarihteki yerini aldılar. Ama bu partiyi bırakıp bağımsız olarak başka bir yere gidip oradan adaylaşıp bizim partimize seçim kaybettirip AK Parti'nin kazanmasına katkı sağlamaya çalışanları da bir kenara not etmedik. Artık bizim onlarla işimiz gücümüz yok. Partiyi 100. yılında, partiyi Cumhuriyet'in 2. yüzyılında, ilk seçimlerinde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken, muhafazakarlarla, milliyetçilerle, Kürtlerle, sosyal demokratlar kucak kucağa bu büyük zafere gidiyorken, kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. O dönem o hatalar yapılmayacak. Bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır. Bunu açıkça ifade ediyor. Ayrıca bu büyük başarıda Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarımız belediyelerini AK Parti'den ve MHP'den alıp o belediyeleri bütün zorluklara, belediye meclis üyesi çoğunluklarının olmamasına rağmen birçoğunun büyük bir dirayetle, büyük bir cesaretle partili olduklarını unutmadan sabırla yönettiler. Bu seçimlerde gittiğimizde nasıl yapacaksınız deyince onlara bakın demek yeterliydi. Ayrıca İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da, Eskişehir'de, yıllardır Tekirdağ'da bu bayrağı ellerinde tutan ve bugünlere bu partiyi taşıyan tüm belediye başkanlarımıza ve örgütlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni adayların kıymeti kadar önceki dönem belediye başkanlığı yapanların başarıları, dirayetleri, cesaretleri bu hep birlikte yaşamış olduğumuz bu seçim zaferi başarısının, bu büyük zaferin en önemli mimarlarıdır. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. 31 Mart sonrası biz milletin sesini duymaya, verdiği mesajı uygulamaya devam etmeliydik, devam ettik. Çünkü biz artık Cumhur İttifakı'ndan milyonlarca oy alabilen, iktidarından kaygı duyulmayan, milletin hakkının yegane savunucusu, kazanımlarının güvencesi, iktidarın da tek ve en güçlü seçeneğiydik. Her adımımızı
buna göre atmalıydık, buna göre attık. Siyaset sokağın sesini duyma sanatıdır. 1 Nisan'da biz sokağın sesini duyduk. Milletin siyasete bir mesajı vardı. O mesajın en yalın halini duyduk. Birbirinizle kavga etmeyin. Toplumu bölmeyin. Artık bizi germeyin. Benim dertlerimi çözmek için çalışın. Birbirinizle kapışmayın. Biz milletin o mesajını pusulamız saydık. Artık kısır kavgalar, şahsi tartışmalar geride kalmalıydı. 31 Mart öncesi düşmediğimiz tuzağa bundan sonra hiçbir zaman düşmemeliydik. Suni gündemler, milletin sesini bastırmaya çalışmak için kurulmuş özel planlar boşa çıkmalıydı. Siyaset masasında sadece halkın sorunları yer tutmalı dedik. Bu anlayışla Ramazan bayramında Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla, onun özgüveniyle, onun omzumuza yüklediği sorumlulukla tüm siyasi partilerin liderlerini, 18 genel başkanı teker teker aradım, bayramlaştım. Her biriyle bayramı takip eden süreçte yüz yüze görüşmek üzere anlaştım, randevuleştim. Anıtkabir'de siyasi liderlerin her biriyle, tüm bakanlarla ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla tokalaştım. Erdoğan'ı partisinde ziyaret ettim. Erdoğan'ın partimize ziyaretinde kendisini genel merkezimizde kabul ettim, ağırladım. Tüm liderlerle şu ana kadar tamamlayabildiğimiz oranda görüşmeler gerçekleştirdim. Gerçekleştirmeye de devam ediyorum. Yaptığım her görüşmede, kurduğum her temasta, kurduğum her cümlede sadece halkın sorunlarını, beklentilerini gündeme getirdim. Millet son seçimlerde size iktidar olma sorumluluğu verdi. O zaman emeklinin derdini çözün, çaresi budur dedim. Asgari ücrete 4 kez zam yapılabilir diyordunuz. Enflasyon bu noktada, Temmuz zammını artık verin dedim. Çiftçilerin alın terinin karşılığını verin ve ortaya koyacağınız her çözümde biz size mecliste destek olmaya hazırız dedim. Esnafın faizlerini arttırmayın. Pandemiden beri gelen kredilere faiz yükseltmek nedir? Esnafa bu zulüm nedir? Bu işten vazgeçin dedim. Enflasyon muhasebesinde inat etmeyin, sürdürmeyin. Boşu boşuna kazanılmamış paradan vergi almaya çalışmayın dedim. Hasta yükümlü paşaları, 28 Şubat sürecindeki paşaları adli tıp raporlarına rağmen içeride tutmayın, zulmü sürdürmeyin, onları tahliye edin dedim. Gezi tutuklularının uğradıkları haksızlıkları birer birer anlattım. Tayfun Kahraman'ın yaptığı görüşmeden çıkışta darbe çağrısı değil, ağaçları kesmeyecekler, Topçu Kışlası'nı dikmeyecekler, AKM'yi Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp AVM yapmayacaklar, mahkeme kararını bekleyecekler, o kötü bile gelse referandum yapacaklar, artık Gezi Parkı'nı boşaltmayı takdirlerinize sunuyorum dediği ifadelerden darbe çıkmayacağını okudum, söyledim, evrakları teslim ettim. Gerek Bakırköy Kadın Cezaevinde yatan, gerek Silivri'de yatan toplam 5 kişi ama hepsi hepimiz yerine yatan Gezi tutuklularının masumiyetini de. Bunların içinden Can Atalay'ın AYM kararına rağmen serbest bırakılmamasının, yemin edememesinin meclise ne büyük saygısızlık olduğunu da. AİHM kararlarına uymadığınızda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde saat sorsanız cevap alamadığınızı, yemek yerken masanıza misafir bulamadığınızı, 75 yıl önce kurduğumuz konseyden bu sebeplerle koparıldığımızı örnekleriyle tane tane anlattım. Ayrıca Emine Şenyaşar'a, Adalet Bakanlığı'nın önünde gözyaşı döküyordu, şimdi mecliste randevu verilmesini, dinlenmesini, o ananın yüreğindeki yangının söndürülemeyecek bile olsa hafifletilmesini söyledim.
Ayşe Ateş'i bir siyasi parti Ankara'nın ortasında Sinan Ateş'in cenazesini yerde, kanını yerde bırakmış olabilir. Ama eşi var Ayşe Ateş, iki küçük kızı var. Onlara randevu verin, dinleyin, adalet duygusunu zedelemeyin. Bu millet Ayşe Ateş'i kardeşi bildi, o kardeşimize siz de randevu verin dedim. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya çalışmanın bu milletten döneceğini, belediyelerimizin imzada bekleyen yurt dışı kredilerini ya yine de imzada bekleyen bir takım onaylarını teker teker söyledim. Tüm bu süreçleri şeffaflıkla halkımızla paylaştım. Yanımda hazır bulunan büyükelçimizin tuttuğu notları, bir sonraki genel başkanımıza teslim edilmek üzere partinin kasasına, partinin kurumsal hafızasında yer almak üzere sayın genel sekreterimize satırı satırına tutulmuş notları teslim ettim. Normalleşme dediğimiz sürece önce birileri yumuşama dediler. Ancak bir süre sonra onlar da normalleşmeyi kullanmaya başladılar. Halkın bu sürece olan teveccühü tüm araştırmalarda ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Çünkü normali budur. Bizi o masalara oturtan milletin ta kendisidir. Millet, gidin hakkımı arayın. Ben Türkiye'de bir denge kurdum. Siz de o dengeyi kurun. Size oy verdim diye beni pişman etmeyin demiştir. Siyaset yıllardır normalinden saptığı için milletin sıkıntıları çözümsüz kalmıştır. Bu yoksul millete, bu aç millete, işsizlere, güvencesizlere, biliyorum açsın, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük, benim arkama geçmelisin diyen basit siyaset bozulmuştur. Oyu bana vermelisin çünkü bayrağı indirecekler. Oyu bana vermelisin, ezanı dindirecekler. Oyu bana vermelisin, vatanı böldürecekler diyenlere, ay yıldızlı al bayraktan rengini alan Türkiye İttifakı'yla, hakları verilmeyip de Cumhuriyet Halk Partisi'nden yardım isteyen Diyanet İşleri mensuplarının, yani susturacaklar dediği ezanı okuyanın promosyon hakkını, özlük hakkını da savunarak, böldürecekler dedikleri vatana bir bütün halinde sahip çıkarak ve bu ülkenin kurucu partisi, birinci partisi olmanın sorumluluğuyla ne milliyetçiliğimizi ne başka bir değerimizi bu sonradan görmelere sorgulatmayarak özgüvenli bir siyasetle yürüdük, yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Ancak bu süre içinde iktidar tarafından ilk başlarda olumlu birkaç adım atılmaya çalışılsa da iktidar tarafında da muhalefet tarafında da normalleşmiş bir Türkiye'de kendisine yer olmadığını düşünenlerin saldırıları süreci belli noktalarda aksaklığa, akamete, sıkıntıya uğratmıştır. Yaptığımız görüşme ne AK Parti ile ittifak görüşmesi ne Cumhur İttifakı'na iltihak görüşmesidir. Yapılan görüşmeler milletin derdini, tasasını ifade etme, çözüm önerilerini sunma, bu müzakereden sonuç alınamazsa mücadele etme ve millete bunu açıkça gösterme sürecidir. Bunun dışında bir tutum içinde ne biz oluruz ne de siyasi rakiplerimizin böyle bir isteği olduğunu da düşünmüyorum. Ama çeşitli toplantılarda bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyenlere, evet var, mevcut anayasaya uyarsanız yeni anayasayı konuşabilirsiniz. Ama daha bundan 6 yıl önce yapısı gereği Erdoğan'a yapılması gerekirken Erdoğan'a yapılmış bir anayasaya bugün Erdoğan bile uymuyorsa, şimdi yeni bir anayasa konuşmanın değil, o yeni anayasayı yapacak yeni bir meclis ve ona güçlü irade koyacak, kuvvetler ayrılığına inanan, birbirinin işine karışmayan güçlü bir yönetici iradeye ihtiyaç var.
onun da zamanı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır demekten de geriye durmadık. Yine de burada tarihsel tutarlılık açısından şunu ifade ederim ki, yarın bir sihirli değnek bu iktidarın başına değerse, yarın sabahtan itibaren bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarlarsa, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarlarsa, kuvvetler ayrılığını, başta yürütmenin meclis üzerindeki tahakkümü ve yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırırlarsa, bu konuda geçmişteki hatalarını telafi eder, yeni yanlışlar yapmazlarsa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir anayasa söylemine bir kez daha kulak kabartabilir. Ama Gezi tutukları içeride yatıyorken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binlerce kararı uygulanmıyorken meclisteki ne el kaldırılacağına iktidar grubu grup başkan vekilinden grup başkan vekili saraydaki üst vekilinden talimat alarak hareket ediyorsa, çıkarılan her bir kanun, bakanlıkları bırakın, sarayın odalarında, kurullarında konuşuluyorsa, burada ne demokrasiden, ne anayasadan, ya da yeni bir anayasa yapmaktan bahsedilemez. Biz milletin verdiği sorumluluğun gereğini yaptık. Ancak bu süre içinde olumlu birkaç adımdan sonra bir baktık ki 1 Mayıs'a yeniden Taksim'e kapattılar. Taksim'i 1 Mayıs'ta işçilere kapattılar. Anayasa Mahkemesi'nin kapı gibi kararına rağmen. AYM kararına rağmen Can Atalay'ı içeride tutmaya devam ettiler. Asgari ücrete zam yapmadılar. Emekliye hakkını vermediler. Çiftçileri düşük taban fiyatlara, maliyetin altındaki taban fiyatlara mahkum ettiler. Halkın iradesini yok sayan kayyum politikasını ısrarla sürdürdüler. Atanmayan öğretmenin sorunundan müfredata kadar, hayvan hakları yasasından depremzedelerin sıkıntılarına kadar, tüm konularda kendi bildiklerini okumaya, yanlışta ısrar etmeye devam ettiler. Milletin beklentilerini kendi ittifaklarının iç çekişmelerine kurban ettiler. Türkiye'de anormal bir şey yoktur diyecek kadar çıldırdılar ve birbirlerini hizaya sokmak için bu cümleyi kullandılar. Bunların kendilerine de Türkiye'ye de hiçbir faydası olmadığını görmediler. Normalleşme CHP'ye yarıyor kaygısına kapılıp şimdi sertleşmek, kavga etmek, yani eski Türkiye'lerine dönmek istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Eski Türkiye, onların dönemindeki eski Türkiye geride kalmıştır. Biz ne yaptıklarını görüyoruz ve bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz cesaret isteyen bu doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizi bu süreçte en çok üzen ise toplumun satın aldığı, bize oy vermeye eli gitmeyenlerin ön yargılarının kırıldığı, Cumhur İttifakı'nı iş çekişmelere götüren bu süreç üzerinden aldığımız haksız eleştiriler oldu. O eleştirileri yapanlar kısır kavgaların fayda getireceğine inanıyorlarsa yanlıştır. Kutuplaşmanın konforuna kapılıyorlarsa haksızlıktır. Belki bilmeden istemeden iktidara can suyu verecek bir sürece alet oluyorlarsa dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bu partinin bir lideri, bir yönetimi, yönetimiyle birlikte 81 ilinde ve tüm ilçelerinde eş güdüm halinde olan güçlü bir örgütü ve iktidar olmaya dair verilmiş bir kararı vardır. Twitter'dan, sosyal medyadan, çeşitli mecralardan bu sürecin baltalanmasına, partinin yeniden geriye düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kavga ve kutuplaşma iktidarın son çaresi. İstemeden bu oyuna alet oyanlara bir şey demiyorum. Ama bilerek isteyerek bunu yapmak partiye kötülüktür. Bundan uzak durmalarını temenni ediyorum. Çünkü yapmamız gereken toplumla birleşe birleşe iktidara yürümektir. Yolumuz iktidar yoludur. Bu yolda
hep birlikte kararlılıkla ve sabırla yürüyoruz. Müzakere ve mücadele ediyoruz dedik. Bu süreci zaman zaman bir mücadele yoksunluğuna bağlayanlar oldu. Ancak biz yerel seçimlerden sonra bu ülkede daha önce görülmemiş, yapılmamış bir şeyi yaptık. İstanbul'da eğitim mitingiyle başladık. Ankara'da 10 bin lirayla geçinemeyen 100 binin üzerinde emeklimizle kucaklaştık. Ankara'daki emekli mitingini Kocaeli Gebze'deki emekçi mitingimiz takip etti. Ankara'da meydanda emekliler vardı, bütün Türkiye gördü. Bir takım yandaş basının kameramanlarının fotoğraflarının CHP'li gençleri çekeceğim, mitingi boşa düşüreceğim umudu meydanda 120 bin kere boşa düştü. Çünkü 120 bin emeklimiz o meydandaydı. Gebze'de emekçiler, işçiler meydanları doldurmuştu. Meydanları dolduran DİSK'in, Türk İş'in ve Hak İş'in örgütlü sendikalarına ve üyelerine, o gün eylemi yapan partinin siyasi kimliğinden bağımsız hak arayışına destek verenlere destek olmaya geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Rize'de Sayın Erdoğan'ın memleketinde çay fiyatı açıklandığında büyük bir infial oluştu. 19 lira maliyeti olan çaya 17 lira verdiler. Oraya gitmeye ben karar vermedim. Artvin'den Sakarya'ya kadar 7 il başkanımız ıslak imzasıyla Rize'de çay mitingi istediler. Gittik, hiçbir siyasinin dolduramadığı bir meydanı tıka basa doldurduk. Ardından buğday fiyatı açıklandı. 8.25'lik fiyat 9.25 oldu. İflasa, icraya sürüklendiler. Adana'da Zeydan Başkanı ziyaretimiz Adana çiftçilerinin bunu mitinge dönüştürmesine büyükşehirin önünde vesile oldu. Ardından Ayrabolu'dan aldığımız davetle on binlerce çiftçiyle birlikte yüzlerce traktörle onların sesini duyurduk. Giresun'da fındık, Gaziantep'te fıstık, memleketin Manisa'da hangi birine karar veremediler, tarım mitingi yaptık. Sadece iktidarı eleştirmedik, çözümlerimizi tek tek sıraladık. Çünkü iktidara yürüyen parti demek, tüm sorunları doğru tespit eden ve doğru çözümleri üreten parti demektir. Biz iktidarın tek ve en güçlü seçeneğiyiz. İktidara yürüyen parti eski ezberlerle muhalefet yapmaz, yapamaz. İktidara yürüyen parti demek, bir yandan vatandaşı harekete geçirmek, bir yandan iktidarı müzakereye mecbur bırakmaktır. Bir vizyon önermeye, yeni bir gelecek önermeye görevli olan parti, iktidara aday olan partidir. İktidar başarısız olursa, geliriz, biz iktidar olursak diye beklersek daha çok bekleriz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi bugün burada. İkinci yüzyıl değişim kurultayımıza tüzüğümüzü değiştirmek, iktidar programımızın yazımını güçlü bir şekilde başlatmak üzere toplanmıştır. 10 ay önceki kurultayımızda bir değişim yaşandı. Ancak o kurultayda da açıkça ifade etmiştim. Biz değişimi kişilere indirgeyecek olursak bu hem haksızlıktır hem vefasızlıktır. O yüzden değişimi kişilerin, kurulların değişiminden ibaret görmemeliyiz, görmedik, görmeyeceğiz. Bu değişimin altını doldurmamız gerekiyor demiştik. Yerel seçimlerde partinin yönetim mimarisi, partideki yönetim anlayışında yaptığımız değişiklikler bakidir, mevcuttur, korunacaktır, yazılacaktır. Ancak bugün değişimin altını doldurmak için tam anlamıyla hem tüzüğümüzü hem programımızı ele alacağımız, tüm görüşlere açık olacağımız, demokrasiyi, özgüveni merkeze oturtacağımız, bilimselliğe sıkı sıkıya sarılacağımız, dünyayı göreceğimiz, Türkiye'yi gezip dinleyeceğimiz bir süreci hep birlikte olgunlaştırmak durumundayız. Biz de bu kurultayı bu maksatla, bu anlayışla 4 Eylül günü Sivas'a
o büyük tarihi referansı yaparak ve 9 Eylül günü kuruluş yıl dönümümüze kadar zengin bir içerikle ve sizlerin katkılarıyla hep söylediğimiz, hep özlediğimiz kavganın, tartışmanın değil, indir kaldırın değil, konuşmanın, anlaşmanın, birlikte üretmenin ve doğruya birlikte ulaşmanın umuduyla gerçekleştirdik. Hazuruna baktığımda da bu umutlarımızın boşa çıkmadığını memnuniyetle teyit ediyorum. 10 ay önceki kurultayımızda bir tüzük değişikliği teklifi vardı. Daha doğrusu Kasım ayının sonunda kurultay, tüzük kurultayı yapılacağı Sayın Genel Başkanımız tarafından ifade edilmişti. Ben de o tüzük kurultayını yapacağımızı, hem Sayın Genel Başkanımızın önerilerini sahiplendiğimizi, hem de kendi önerilerimizi içine derc ederek değişikliği Kasım ayının sonunda gerçekleştireceğimize söz vermiştim. Lakin kurultayın ertesi günü gittiğimde, partinin değerli avukatlarını çağırdığımda, öyle bir tüzük kurultayının o tarihte yapılmasının hukuken olanaklı olmadığını öğrendim. Bir parti meclisi kararı alınmamış, bu karar gazetede yayınlanmamış ve ilan edilmemişti. Bu durumda, bu durumu daha önceki yöneticilerimize danıştığımda bunu teyit ettiler ve eğer bir karar alınacaksa bunu yeni yönetimin yetkisine bırakmak için tercih ettiklerini söylediler. Hak verdik, ancak büyük bir haksızlığa uğradık. Çünkü tüzük kurultayı yapmaya verilmiş bir söz ama yapmaya bir olanaksızlık vardı. Parti meclisini hemen toplayıp bir karar alıp en kısa sürede işlemleri tamamlayıp ilanı yayınlasak, Aralık ayının ortasını geçen günlerde, 3. haftasında bir tüzük kurultayı yapmak ancak mümkün olabiliyordu. Bu durumda il başkanlarımıza, İstanbul, İzmir, Ankara il başkanlarımızdan başlayarak kurduğumuz bir telefon trafiği bir olağanüstü il başkanlar toplantısını zaruri kıldı. O toplantıyı gerçekleştirdik. 81 il başkanımız oy birliğiyle şunu söylediler: bu kurultayı, sözünü siz verdiniz, biz erteliyoruz. Çünkü dediğiniz gün yapılamıyor. Başka partiler aday belirlerken, sahaya çıkarken, kampanya yaparken CHP kendi içine dönüp tüzük yaparsa bunu seçmene anlatamayız ve telafi edilemeyecek zararlara uğrarız. Kendilerinin verdiği bu kararı parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağırdım, götürdüm. Parti meclisi tarafından da benimsendi. Ancak o gün söz verdik. Dedik ki 4 Eylül'de başlayan, 9 Eylül'de biten, hem tüzüğü tartışacağımız hem program değişimini başlatacağımız bir büyük değişimi 4-9 Eylül 2024 günü gerçekleştirmek üzere tüzük kurultayımızı o tarihte toplayacağız. Kurultayda verilen söz bugün tutulmaktadır. Bugün buraya bunun için toplandık. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bütün delegelerimizin bilmesini istediğim bir süreç var. O da şu: tüzük yapmak, anayasa yapmak gibi bir iştir. Ve eğer tüzüğü yapıyorsanız, tüzüğü kendinize uyduramazsınız. Bu birisinin anayasayı kendisine uydurması ya da, lafı açık söyleyelim, Erdoğan'a değil Erdoğan'a anayasa yapılmasından farklı olmaz. Tüzük bir kişinin taahhüdü de olamaz, taslağı da olamaz. Tüzük bir ortak mütabakat, örgütsel mütabakat işidir. Bunun için ilk önce 4-9 Eylül kararını aldığımız Kasım ayından itibaren yazışmalara başladık. Ama fiilen 15 Nisan'dan itibaren mahallelerden, illerden, ilçelerden yaptıkları toplantıların sonuçlarında ortaya çıkan önerileri topladık. İlk önce internet üzerinden 9000, daha sonra demokratik dijital katılım yöntemiyle 21 bin, 30 bin görüşü alıp
teker teker elleçledik, raporladık ve tüzük komisyonumuzun değerlendirmesine sürdük. Dünyadaki 20'ye yakın tüzüğü Sosyal Demokrat Partilerin tüzüklerini inceleyen, bize uygun yönlerini alan, öneren bir taslağa sahip olduk. Bir diğerine de birazdan değineceğim şekilde çalışmalara katkı sağlamasını sağladık. 81 il başkanının birer kişi görevlendirmesi gerekiyordu. 74'ü bizzat kendileri geldiler, emek verdiler. 7 arkadaşımız kimi kurultay delegesi olmadıkları için, kimi de kendilerinin ve ailelerinin özel sebeplerinden bu kadar uzun zaman ayıramayacakları için birer yardımcısını görevlendirdiler. Bu komisyon seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftçi'nin başkanlığında toplandı. Komisyona meclisten de 2 arkadaşımız görevlendirilecekti. Bunlardan birinin bir önceki dönem seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre olmasını ben talep ettim. Kendisi kabul etti ve Halef Selek bir arada oturdular. Zeynel kardeşimiz geçmişte de incelediği yurt dışı tüzükleri de dahil olmak üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görev yaptıklarında örgütlerden gelen bilgiler, edindiği raporlar, kendi çalışmaları, akademik çalışmalarından oluşan müktesebatı ile birlikte tüzük komisyonumuza tüm aşamalarında fevkalade müsbet katkı yaptı. Bu sürece katkı koyan hem il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti meclis üyelerimize ve MYK üyelerimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tüzük komisyonu çalışmalarını dün akşamüstü saatlerinde tamamladı. Orada da söyledim, burada da söylemek isterim. Bu tüzük ne Özgür Özel'in tüzüğüdür, içinde taahhütlerimiz, siyasi partiler kanununun yarattığı olanaksızlıklar mümkün olduğu kadar aşılıp ama pek çok noktada da o zorluklar yaşanıyor. Dışında taahhütlerimiz bu tüzüğün izine derz edilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğün içine konmuştur. Sayın Zeynel Emre bu sürece liderlik etmiştir. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızı geçtiğimiz pazar günü Sayın Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanımızla birlikte ziyaret edip tüzük üzerinde ayrıntılı bilgilendirme tarafından yapılmış, dün son hali kendisine mail olarak yollanmış, teyit alınmış ve üzerinde bir öneri, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa kendisinin onu bana ileteceği de kendileri tarafından ifade edilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki önceki genel başkanlarımız eksik olmasınlar, Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen. Seçildiğim günden bugüne nereye birlikte gitmek partiye güç katacaksa, Kıbrıs demediler Kıbrıs'a, İstanbul İş Bankası'nın açılış 100. yıl dönümü demediler oraya, her davetimize icabet ettiler, katkı sağladılar. Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanımızla birlikte 3 genel başkanımızdan İstanbul'da yaptığımız bir toplantıda da tüzük hakkında ayrıntılı kendilerine bilgilendirmede bulunup çok kıymetli önerilerini alıp tüzük komisyonuna aktardık. Bu tüzük ne benimdir, ne Kemal Bey'indir, ne önceki genel başkanların, ne il başkanlarının, ne Zeynel Bey'in, ne Gül Hanım'ın. Bu tüzük kapsayıcılığı bakımından bütün komisyon eliyle bu örgütümüzündür. Ve ortaya çıkan metnin dün akşam üstü saatlerinde birçok karalama, ki hepsinin boş olduğu ortaya çıktı. Birçok yalan beyan, şükür hepsinin gerçeği ortaya çıktı. Birçok korku yayma, örgütümüz ve il başkanlarımız şahittir ki korkulacak değil, övünülecek bir metin ortaya çıktı. Tüzük komisyonunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben tüzük komisyonumuzun Türkiye'nin dört bir yanına, iktidar partisinin tek umudu, bunlar tüzük yaparken yine birbirlerine girecekler, bakın ondan sonra neler olacak, bu millet bunlara devletin emanet edilmeyeceğini kongrezyumda görürsünüz diyenler dün akşam
büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Oy birliğiyle geçen tüzük bugün buradadır. Bu tüzük ne bana güven oyudur, ne geçmesi beni güçlendirir, ne geçmemesi beni zayıflatır. Bu tüzük geçince hiç kimse kaybetmez, bu örgüt kazanır. Ben bu tüzüğün herhangi bir maddesinin ya da bütününün bu örgütün tümü tarafından sahiplenmemesi durumunu bu örgüt açısından son derece sorunlu demeyeyim ama kaygı verici bulurum. O yüzden bundan önce yürütülen demokratik tartışmaların, birazdan oluşturulacak tüzük komisyonunda da, burada yapılacak görüşmeler sırasında da bütün bir özgürlükle tartışılması ve Türkiye'ye örnek olacak bir müzakere sürecinden sonra bu salondan birilerinin beklentisinin aksine güle oynaya, el ele, hep beraber işin kolay tarafını başarmış, esas zor tarafına, yani Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi belirleyeceğimiz program kurultayına adım atmak üzere bugün akşam bu salondan hep beraber omuz omuza çıkacağımızı biliyorum, umuyorum. Bunun için sizlere güveniyorum. Bu süreci her birinize ayrı ayrı emanet ediyorum. Biz ekranları kapattığımızda içeride konuşurken dışarıda birileri istismar etmesin diye birkaç hususa değinip kamuoyunun merakını tatmin etmek adına şunu söyleyeyim. Yazıldı çizildi. Dönem sınırı bugünden başlıyormuş. Daha 3 dönem milletvekillikleri mümkünmüş. Efendim 5 dönem yapan daha 8 dönem yapacakmış. Öyle bir şey yok. Bu komisyon dönem sınırını 2 seçim önceye çekmiştir. Bu komisyon mevcut milletvekillerine 1 dönem, önceki milletvekillerine 2 dönemlik milletvekilliği yapılmış saymıştır. Bundan sonraki süreç için tüm milletvekillerine, ki buradan açıkça söyleyelim, kamuoyunda tartışılan, yıpratılan, bu partiye dünya kadar emeği olan, bu dönem ya da geçmiş dönemdeki değerli yöneticilerimizin hiçbiri için değil. Ama sadece bu partide buçuklu dönemlerle dönemleri hızla doldurulmuş genç yaşındaki birkaç arkadaşımız için belki bir dönem daha aday olma imkanı teklif edilmektedir. Takdir genel kurulu olacaktır. Ancak şunu yazalım dediler. Çok ince bir davranış gösterdiler. Dediler ki yazalım ve Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter demokrasiye inanan, güçlü parlamentoyu savunan bir partidir. Genel başkanının milletvekili olması doğru bir durum değildir. Partiyi güçsüzleştirir. Bunun için hiç olmazsa genel başkanlar için muafiyet maddesi yazmayı önerdiler. Teşekkür ettim, reddettim. Ben 2015 yılında yapılan ön seçime kadar bir milletvekiliydim. Çalışan bir milletvekiliydim, gayret eden bir milletvekiliydim. Bu gayretlerim Manisa'da oy kullanan 13 bin üyenin 11.657'si tarafından takdir edilip %86 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili de oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı da oldum. Bugün genel başkan da oldum. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcıları ya da bilinen isimleri, kamuoyunca bilinen isimleri bir şehre giderken elde bayrak saatlerce beklenen, yağmur altında dinlenen, güneş altında sabırla destek verilen isimleri kendi memleketlerinden ya da herhangi bir seçim bölgesinden ön seçimde çıkma kaygıları varsa zaten o kişi de bitmiştir, o parti de bitmiştir. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecekler. Örgütten onay ve destek alacaklar. Bunun dışında bugüne kadar ne kadar
saçma sapan partiyi tartıştıran söylem varsa hepsi oluşan metinle çökmüştür. Bu metin basıldı dağıtıldı diye tahmin ediyorum. Öyle bir gayret vardı. Gül Hanım yetişti mi? Basıldı dağıtıldı. Bu metin hepimizin en mükemmelini dağıtılıyor arkadaşlar. Bankolara konmuş. Bu metin hepimizin daha iyisini bu örgüt yapana kadar Türkiye'de ortaya çıkarılmış en demokratik parti tüzüğü olarak hepimizin övünç kaynağı olmaya namzettir, adaydır. Burada açık söyleyeyim. Hiçbir maddeyi ben istiyorum geçecek, şöyle olacak, böyle olacak demeyi kendime de size de yakıştırmam. Ama bir maddeyi hepinize emanet etmeye istiyorum. O da gençlik ve kadın kotasıdır. Burada dünya kadar spekülasyon yapılıyor. Bu konuyu bizzat açıklamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını sağlayana kadar gösterdiği gayreti kendime vasiyet bilerek bu maddeden ben bahsetmek istiyorum. Bugün %33 kadın kotası vardır. Uygulamada sorunlar vardır. Ancak bunun uygulanması noktasında partimizin hem önceki kadın kolları genel başkanının hem mevcut kadın kolları genel başkanının Türkiye Kadın Hareketi ile birlikte örgütlerimizin, kadın örgütlerimizin tam desteğiyle eşit temsil noktasında ortaya koydukları yoğun bir emek, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kadın devrimi yapacağız, eşit temsil getiriyorum diye ortaya koyduğu örnek bir irade ve benim de sahiplendiğim net bir tutum var. Ancak örgütün zorluklarını, sürecin zorluklarını bilerek kadın kotasını tüzüğümüzde %50 eşit temsil olarak ve adını artık zaten yazdığı gibi kadın değil cinsiyet kotası diyerek ümit ederiz ki bir gün bu kota erkekleri de koruyacak ve bu cinsiyet kotasını %50 olarak yazıyoruz. Ancak yürürlülük maddesinde bunun ilk kurultayda 35, bugün 33, bir sonrakinde 40, bir sonrakinde 45, bir sonrasında 50 olacak şekilde bir geçiş süreci tarif ediyoruz. Bu süreç örgüt denetiminde yaptığımız ön seçimlerde de 35, 40, 45 ve 50 olarak gidecek. Birilerinin korktuğu gibi efendim çok az kadın var, erkeğe göre çok fazla imkan bulacaklar olmayacak ama önümüzdeki 4 kurultayda eşit temsili yakalayacak iradede ortaya konacaktır. Ayrıca gençlik kotası bugüne kadar 30 yaşına kadar %10 uygulanmışken bundan sonra 35 yaşına kadar %10 uygulanmışken bundan sonraki %20 uygulanmışken düzeltiyorum. Bir ara bunu ikiye bölme ve 10-10 uygulama tartışmaları vardı. Çünkü hep gençlik kotası 28-29 yaşındaki arkadaşlarımıza uygulanıyor. Maalesef 20'li yaşlarının ortalarında ve daha öncesinde olan arkadaşlarımız yer bulamıyordu. Şimdi bu kotayı 18-25 yaş için 10, 25-35 değil 40 yaş için, yani artık doğumla beklenen yaş uzadığı için, insan ömrü uzadığı için, eğitim süreleri, yüksek lisanslar uzadığı için 35-40 yaşındakileri de ikinci bir çağ kotasına alarak ve oraya da şu anda 10, ilk kongrede 15, bir sonrasında 20 kota uygulayarak bir devrimi, söz verilen bir devrimi hep birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bu madde bugün için hemen bir sonuç doğuracak madde değildir. Bu madde uygulandıkça kadınları partiye çekecek, yer buldukça daha fazlasını getirecek ve her aşamanın sonunda bundan 10 yıl sonra artık eşit temsilin yerleştiği bir madde olacaktır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin önerdiği yöntem de budur. Cumhuriyet Halk Partisi
rakiplerinden kadına duyduğu saygıyla pozitif ayrışmak durumundadır. Gençlere açtığı alanla pozitif ayrışmak durumundadır. Bu maddeyi her birinize emanet ediyorum. Eğer bu maddede gençlerin önünü açarsak, kadınların önünü açarsak ikinci bir dalga yaşanacak. Bakın, yerel seçimlerde 10 olan kadın belediye başkan sayımızı %340'la 34'e çıkardık. Genç belediye başkan sayımızda tarifsiz artışlar oldu. Ne oldu? Her hafta sunum yapılıyor. 9000 üye geliyor. 7200'ü genç ve kadın üyeler arkadaşlar. Parti gençlere, kadınlara bir adım attığında onlar partiye 1000 adım atmaya başladılar. Onun için bu süreci gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tutumunu kendime ve size vasiyet sayarak kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum. Arkadaşlar, az alkış olursa şöyle bir yöntem de var. O maddede açık oylama talep ederim. Oyları açık verirsiniz. Sonuçları kızınıza, eşinize ve gencecik oğlunuza postaya veririm. O yüzden gençlere sahip çıkın, kadınlara sahip çıkın. Bir diğer husus da şu, kamuoyunda çok tartışıldı. %5 imzayla aday oluyor ya genel başkanlar, il başkanları da %10'la. Bunu 15'e çıkarıyormuşuz. Bunu yazdılar, çizdiler. Televizyon kanallarında tartıştılar. İlk günden beri düşüncem oydu. Önerdim, taslakta yer aldı. Genel başkanın imza toplaması, genel başkanlarımızın haberi olmaksızın etrafında onları onlardan çok sevenler tarafından örgüt üzerine, delege üzerine bir baskıya, sonra da toplanan imzalardan az oy alınınca parti delegesinin ahlakını sorgulamaya dönüşecek kadar hadsiz ve hadsiz bir sürece dönüşüyor. Önerimi kabul ettiler, teşekkür ediyorum. Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz. Talebi halinde adaydır. 60 tane parti meclis üyesi olan, 130 tane milletvekili olan genel başkan, 60 imza toplayacağım diye 1300 tane delegeye imzayla, imza verme süreciyle muhatap etmek yerine mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. Diğer adaylar %5 imza toplarlar, %10'dan çoğunu toplayamazlar. Divan %5'ten az, %10'dan çok imza kabul edilemez. Bu adımı atmak suretiyle artık delegemizin, örgütümüzün üzerindeki imza toplama baskısını, iki kıymetli adayın iki kıramayacağın temsilcisini memleketinde ağırlayıp da ona mı versem, buna mı versem, ona da vermiştim, mahcup olmuştum tartışmalarını, genel başkanlarımızı bu işe muhtaç ve kurultay delegelerimizi sanki gayri ahlaki bir tutum takınabilecek kişiler gibi gösteren bu haksız süreci sonuna kadar tarihe gömüyoruz. Ayrıca il başkanları için de %10 olan imza sürüyor ama divana %15'ten fazla imza teslim edemeyecekler. Yani 600 delegenin 500'ünün imzasını aldım, bitti bu iş havasıyla bir kongre yaşamayacağız. Daha çok adayımız olacak. Adaylıkların önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Yavaş yavaş sözlerimin sonuna gelirken demek isterim. Sabahtan beri beni dinlediniz, hala beni dinliyorsunuz. Notların üzerine dökülen son su da bu işi kolaylaştıracak herhalde. Yarından itibaren iktidar programına evrilecek parti programımızın değişim çalışmalarına başlayacağız. Programımızı toplumun değişen beklentilerine, dünyada değişen koşullara göre yenilemek durumundayız. Bu toplantıya sizlerin dışında Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı sıfatımla davet ettiğim ve Sosyalist Enternasyonal'in yüksek düzey toplantıda, yani Birleşmiş Milletler yüksek düzey toplantısına da hazırlık yapmakla mükellef komitesi, ilerici komitesi de burada olacak.
Süreçte Sayın Selin Sayıkbeke üzerinden tüzüğümüze katkıları oldu. Yarın 4 ana grupta, 25'ten fazla masada, 80'den fazla konunun tartışıldığı noktalarda, onlar da belli masalarda bizlere katkı sağlayacaklar. Sizler demokratik dijital katılım yöntemiyle %80'iniz masalarınızı o yöntemle seçtiniz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Parti programımız şekillendirilirken demokrasi ve adalet, sosyal refah, kapsayıcı kalkınma, dış politika, ulusal güvenlik konu başlıklarında büyük masalarda, büyük ana başlıklarda, çok sayıda masada katkınızı bekliyor olacağız. Ve bu sürecin sonundan şöyle çıkacağız. Bu iki günü geçirip buradan çıktığımızda programa ne yazacağımızı değil, bu program yazılırken neleri tartışmamız gerektiğini, nasıl tartışmamız gerektiğini, açıkçası bu işin usulünü tartışacağız, çerçevesini tartışacağız, yolunu, yöntemini tartışacağız ve buradan çıkıp Anadolu'ya ve Trakya'ya açılacağız. Gitmemiz gerekenler dünyadaki iyi örneklere gidip bakıp gelecekler. Araştırması gereken akademisyenler bizler için gerekli araştırmaları yapacaklar. Sizlerden, ki bu isteklerinizle sorulacak, oluşacak heyetler. 81 başlık altında bu millet bizden ne bekliyor? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne görmek, ne görmemek istiyor? Nasıl bir iktidar, nasıl bir devlet-millet ilişkisi? Özgürlükler, adalet noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin birikimlerinin hem sosyal yaşama hem ekonomiye nasıl katkısının olacağının görülür hale getirilmesi. Bu ülkenin ekonomisini nasıl yöneteceğiz? Bu ülkenin afet yönetimini nasıl yapacağız? Dış politika ne olacak? Tarımda kime ne söylüyor, ne vaat ediyoruz? Bunların hepsini 81 ilde, çok sayıda heyetimizle, yüzlerce ilçede halkımızla tartışacağız. Bu insanların, bu acılı insanların, bu yokluk, sefalet içindeki umutsuz insanların sadece geçtiğimiz seçim sonucuyla değil, gelecek seçime doğru yürüyüşümüzle de umudu olacağız. Bunu sağlamak için bugünden itibaren ortaya çıkarılacak bu yol haritasına fevkalade önem veriyorum. Birkaç konuya daha değinerek sözlerimi tamamlamam gerekirse. Biz ömrünü ülkemize adayan, bu memleket için yıllarca alın teri döken emeklilerimiz, emekli yılı ilan edilen bu sene açlığa ve sefalete terk edildiler. Bu iktidar geldiğinde emeklilerin aldığı en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Bugün 0,7 asgari ücret düzeyindedir. Bu iktidar 10 bin lira emekli maaşını layık gördüğünde ben çıkıp da yerel seçimlerde kaba siyaset yapmayacağım, sizin derdinizi anlatacağım deyip genel merkezimizde ağırladığımız 600 emeklinin yüreklendirmesiyle yola çıkıp ilk mitinglerde %20 emekliye, son mitinglerde neredeyse %70 emekliye konuşmuş bir süreci hep birlikte yaşadık. O emekliler en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alırken bugün 12.500 liraya çıkarılan maaşla 3 çeyrek altın alabiliyorlar. 5 çeyrek altınları bu iktidar tarafından ellerinden, ceplerinden alınmış durumda. Geçen yıl asgari ücrete 4 kez zam yapabiliriz diyenler seçim geçince verdikleri sözü unuttular. Bu sene asgari ücreti 17.000 lirada bıraktılar. Bu emeklilere, yani 12.500 liraya mahkum bırakılmış emeklilerimize sesleniyorum. Elbette katlanılması zordur ama vardır bir çaresi. Emekçilere 17.000 liraya geçin, çocuk okut, kira öde, karınlarını doyur, evi ısıt, okulda okut diyenlere diyorum ki sesinizi duyuyoruz, vardır bir çaresi.
kurucu cumhurbaşkanımızın milletin efendisi dediği, birilerinin al ananını git dediği çiftçilerimiz geçinemiyoruz diye feryat figan içindeler. Türkiye'nin dört bir yanında ayağa kalkmış durumdalar. Gübrenin çuvalı 1600 liradan 3000 liraya çıkmışken 8200 liralık buğdayı 9200 lira yapıyorlar. İlaç 340 liradan 600 liraya çıkmışken fıstık geçen seneki fiyattan satılıyor. Mazot 24 liradan 45 lira olmuşken fındığı bugünkü açıklanan fiyattan satıp fındık üreticisinin geçinmesini bekliyorlar. İşçi ücretleri iki kat artmışken, sulama maliyetleri üç kat artmışken Türkiye'deki pamuk üreticisinin, narenciye üreticisinin derdini görmezden geliyorlar. Rize'deki hemşerileri bile 19 bin lira maliyeti olan çayın 17 bin lira olması için olduğundan dolayı Sayın Erdoğan'a açıkça isyan ediyorlar. Tüm çiftçilere söylüyoruz. Sesinizi duyuyoruz, hak veriyoruz, derdinizi görüyoruz ama var bir çaresi. Bugün 7 bölgede, 81 ilde yakasının rengi ne olursa olsun mavi yakalıların, beyaz yakalıların, gri yakalıların iki yakası bir araya gelmiyor. Madende de olsa, fabrikada da olsa, plazada da olsa emekçiler tarihinin en ağır koşullarında sömürülüyorlar. Onlara da diyoruz ki elbette sesinizi duyuyoruz. Bunun da var bir çaresi. En zengin %20 bütün varlıkların %81'ini alırken en yoksul %20 sadece %05'ini alıyor. Tekrar ediyorum. Duymayan duysun, görmeyen görsün. Yarın sayfasında yer vermemeyi düşünen varsa benim dediğim başka şeyleri bıraksın, bunu yazsın. Bu ülkede en zengin %20 bütün varlıkların %80'ini, en yoksul %20 %0.5'ini alıyor. Hepinizin sesini duyuyoruz, var bir çaresi. Kimsenin kalitesinden memnun olmadığı eğitim sistemi en çok da bu iktidara oy veren anneleri yüzüyor. Öğretmenlerin 5 ayrı kategoriye ayrılmasını da, eğitimde fırsat eşitliğinin yok sayılmasını da, asgari ücretin altına denk gelen maaşlara mahkum edilen özel okul öğretmenlerinin feryatlarını da biliyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim maratonlarıyla konuşuyoruz. Tüm sorunları biliyoruz ama var bir çaresi. Adalet ve Kalkınma Partisi nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunumundan vazgeçti. Randevuya erişim aylar sonrasına, gittiğinizde tahlile erişim aylar sonrasına, MR'a erişim aylar sonrasına ve her bir girişim için fiyat farkı, ilaca fiyat farkı, muayene farkı, toplam 9 çeşit para hastanede, eczanede maaşlardan kesiliyor ve bundan vatandaşımız rahatsızlık duyuyor, inim inim inliyor. Bu sorunları biliyoruz, var bir çaresi. 31 Mart seçimlerinden henüz 5 ay geçmemişken Hakkari Belediyesi'ne kayyum atayanların ülkenin demokrasisine ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Manisalılar belediye başkanı seçebiliyorken, Osmaniyeliler belediye başkanı seçebiliyorken, Rizeliler belediye başkanı seçebiliyorken Hakkarilerin belediye başkanı seçememesini, kayyum uygulamalarını sonuna kadar kınıyorum. Bundan sonra da ilkinde olduğu gibi her denemede sonuna kadar karşı olacağımıza ve mücadeleyi yükselteceğimize buradan söz veriyorum. Bir yandan biz iktidara yürürken birileri yürüyüşümüzü, bu yürüyüşteki kararlılığı görüyorlar ve bunun için artık tamamen kendilerine aparat ettikleri yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar.
Bu konuda geçtiğimiz haftalarda iki önemli gelişme yaşadık. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir bekletilen karara bağlanmayan dosyası üzerinden maksatlı çirkin bilgi sızdırmalarıyla Türkiye'deki siyasete dizayn etme çalışmalarıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu bu çabalara karşı kendi duruşunu en kararlı, en net bir şekilde ifade etmiştir. Partinin genel başkanı sıfatıyla bütün il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, kurultay delegelerimizin huzurunda 1.460.000 üyemizin hepsinin adına hep bir ağızdan ifade ediyorum ki Sayın İmamoğlu'nun tutumu partimizin tutumudur. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisi partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz. Kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek. Ayrıca önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan bir davayla kendisine siyasi yasak getirilmeye, hatta kendisi hapisle tehdit edilmeye çalışılmaktadır. Burada kendilerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde kurdukları kumpasla üzerine yollanan vahşi güruh kendisini linç etmeye çalışırken nasıl durduğunu, Şavşat'ta PKK kurşunu bir askerimiz şehit birini kör ederken o kirpi geldiğinde araçtan kirpiye geçerken ki duruşunu, ayrıca mecliste uğradığı saldırılardan sosyal medyada kendisine yapılan her türlü linç girişimine karşı 13 yıl boyunca takındığı tutumu. Kemal Bey'den örnekler yetmediyse Ecevit'e bu mitingi yapma, suikasta uğrayacaksın deyince ölmek için en uygun yer deyip otobüsün üstüne çıkışını. Yine Sayın Deniz Baykal'la Altan Öymen'in birilerinin dizleri titrerken bu partinin birisi bakanı, birisi o dönemde bakanı, milletvekili, daha sonra genel başkanı olacak bu iki kişinin tutuldukları cezaevlerindeki duruşunu. İsmet Paşa'nın namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olmazsa bu memleket aydınlığa çıkmaz derken ki veciz sözünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi kurtarmak için kendi canını ortaya koyup ya istiklal ya ölüm deyişini hatırlatmak isterim. Böyle bir partiyle muhatapsınız. Herhangi bir belediye başkanımız, ellerini kollarını bağlıyorsunuz, 300 müfettiş yolluyorsunuz, her türlü haksızlığı yapıyorsunuz, sonunda ne oluyor? Yalova'da yaptınız, belediyeyi elimizden aldınız, millet emaneti bize geri verdi. Nerede bir haksızlık yaptıysanız, örneğin Türkiye'de en yüksek oyu aldığımız yer, geçen sefer kayyum atadıkları Urla'dır. İlçeler bazında en yüksek oyu aldığımız ilçedir. Çünkü millet bu tip işlere karşı nasıl cevap vereceğini bilmektedir. O yüzden hangi büyükşehir belediye başkanımız, hangi belediye başkanımıza nasıl bir kumpas kurmaya kalkarsanız kalkın ya da önceki genel başkanımızı tehdit etmeye kalkarsanız kalkın, Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak, kurumsal olarak onların arkasındadır. Bu güç sizin arkanızda olan para babalarına, yandaş müteahhitlere ya da iktidardasınız diye gelip size metiye düzenlere benzemez. Yarım asırdır iktidarda olmayıp bir arada durabilenlerden bahsediyoruz. Bizi bir arada tutan zamk, derz, macun ne ihaledir, ne tayindir,
ne terfidir. Bu salonu ve hepimizi bir arada tutan şey vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisidir. Bu salonu böyle tanıyın. Siyasette pusulasını millete göre belirleyenler, milletin mesajını doğru okuyanlar kazanmış, bu mesajı almayanlar hep kaybetmiştir. 2019'da çakarlı arabalarla, mehter marşı çalarak, Boğaz Köprüsü'nde video çekerek mitil atmaya İstanbul'a gidenlerin ya da İstanbul'a gidip 2019'da Osmanlı tokatını nakşedeceğiz diyenlerin demokrasi tokatını yiyip nasıl geri döndüklerini görmüştük. Son seçimlerde Atatürk'ün cepheden haber versin diye kurduğu Anadolu Ajansı'nın bir ittifakın ajansı, TRT kurumunun bir siyasi partinin televizyonuna dönüşmesinin bizde yarattığı üzüntü yılgınlığa değil umuda ve mücadele azmine dönüşmüştü. O gün kürsüde TRT'ye bir sürprizimin olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra ekranlarında birinci parti olduğunu göstermiştim. Şimdi buradan şunu hatırlatmak isteriz ki ne kadar demokrasi dışı çaba içine girerseniz girin, ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne engel olmaya çalışırsanız çalışın, borç batağında bıraktığınız belediyelerin bütün borçlarını bize yıkmaya, asla yazı bile yollamadığınız borçlar için haciz uygulamaya, yurt dışından bulduğumuz kredileri durdurtup deprem için kentsel dönüşüme bile engel olmaya, tıkanmış trafik için yapılacak metroya mani olmaya sizin yüzünüz tutabilir. Sizin bunu yapacak siyasi ahlakınız olabilir. Ama bu milletin buna verecek bir cevabı var. Onun için TRT gibi ilk seçimin akşamını bekleyeceksiniz. İlk seçimin akşamını. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgüvenli bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni hayata geçirdik, devam ediyoruz. Kurucu felsefeye, kurucu ilkelere bağlı, geçmişten aldığı mirasla geleceğe yürüyen, gücünü sadece ve sadece milletten alan, bizatihi milletin partisiyiz. Katılımcı anlayışla kararlar alan, bilime inanan, ilkelerine, örgütüne güvenen bir partiyiz. Kapsayıcı bir partiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Partimiz bu ülkedeki tüm toplumsal kesimlerin, dindarların, sekülerlerin, başörtülülerin, başı açıkların, Alevilerin, Sünnilerin, Türklerin, Kürtlerin, işçilerin, işverenlerin, toplumsal kazanımların tek savunucusudur. Partimiz siyaseti normalleştiren, herkesi kapsayan ve sadece toplumun sorunlarını çözmeyi amaç edinen Türkiye'nin partisidir. Partimiz bu ülkenin en güvenli limanıdır. Partimiz güçlü, zengin, adil bir Türkiye'yi kalkınmacı bir parti olarak vergi adaletini, gelir adaletini, sosyal adaleti, yargı adaletini savunan bir partidir. Partimiz bugün Türkiye'nin önüne yeni bir hikaye koymaktadır. Bu ülkenin rotasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce, bundan 60 yıl önce yaptığımız başvurunu takip ederek ve bu iktidarın ilk başta söyleyip de ardından havai fişekler atıp da sonradan takiye olduğu anlaşılan o terk ettiği tutumunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu başvuruyu yapmış olan parti olarak sahiplenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında müjdeliyoruz. Geçtiğimiz Sosyalist Enternasyonal toplantısında 32'si Avrupa ülkesi, toplam 77 siyasi partinin toplantıdaki temsilcilerinin tamamı, bir eksik olmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa ile bütünleşme ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini desteklediklerini ilan etmişlerdir. Biz 4500 dolarlık milli gelirle
liderlerin güçlü, arabaların lüks, uçak filolarının kalabalık olduğu ülkelerin arasına girmek değil, 54 bin dolarlık milli gelirle liderlerin mütevazi, demokrasinin güçlü, halkın zengin olduğu ülkelerin arasına girmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef Balkan coğrafyasında ve Türkiye Cumhuriyetlerle en iyi ilişkileri kurmamıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'la, ki tek millet, çok devletiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'la üstenci, buyurgan bir dille değil, dost ve kardeş bir ülke bağı kurmamıza, diğer yandan Rusya'yla, Çin'le diplomatik ilişkilerimizi güçlendirmeye, işbirlikleri yapmaya engel değildir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin atasından aldığı miras, gelişmiş ülkeleri yakalamak ve geçmektir. Bunun da yolu güçlü demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve bugünkü adı Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecidir. Bugün sözlerimin sonuna geldiğim bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından, 5 Kasım kurultayında aldığımız görevi bir an olsun aklımızdan çıkarmadığımızı ifade etmek isterim. O görevin ilk aşamasını, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaparak hep birlikte başardık. Bu başarı ne genel başkanın, ne yöneticilerin, ne tek başına adayların, ne sadece konjonktürün, ne de sadece örgütündür. Bu başarı hepimizin birden kolektif başarısıdır ve bu başarıyı birlik ve beraberlik halinde sürdürerek, tekrarlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan sonra gireceği tüm seçimlerde, özellikle Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk seçiminde bu anlayışla hep birlikte iktidar yapacağız. Bu yürüyüşümüzde durmayan zamlarla ezilen çiftçinin var bir çaresi, hayat pahalılığından bunalmış annelerin var bir çaresi, geçim derdi çeken emeklinin var bir çaresi, geleceğe umutla bakamayan gençlerin var bir çaresi, Türkiye'nin her derdinin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi diyerek yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel haklılık ve tutarlılığıyla, son girdiği seçimlerde aldığı sonuçla ve dün ve bugün dahi iki saygın araştırma şirketinin açıkladığı geçen ayki sonuçları dahi aşan anket sonuçlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Şimdi sizleri Türkiye'nin birinci partisini, Türkiye'nin iktidar partisi yapacak bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanını yürütmenin başına getirecek, mecliste çoğunluğu sağlayacak, işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, emekçilerin, yoksulların, gençlerin yüzünü kurduracak iktidarımızı kurmak üzere önce bugünkü tüzüğümüzü halledip yarından itibaren hep beraber başaracağımız, yol yürüyüşünü tarif edeceğimiz program kurultayıyla birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırmaya, partiyi ayağa kaldırmaya ve iktidar olmaya davet ediyorum. İkinci yüzyılın değişim kurultayı, ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birinci partisini saygıyla selamlıyorum. Biz başardık, biz başaracağız. Biz başaracağız, Türkiye'nin önünü açacağız. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı.